Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Instagram'ın az bilinen 5 özelliğini inceleyeceğiz. Ancak öncelikle kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, zaman zaman Instagram'daki arkadaşlarımızın storylerinden bunalmış olabiliriz. Böyle durumlarda takibi bırakmak yerine o kişinin hikayesini ya da gönderilerini gizleyebiliriz. Örnek vermek gerekirse buradan bir arkadaşımın üzerinden deneyeyim hemen. Story kısmına uzun basılı tutuyoruz ve burada diyor sessize al profilini gör diye. Biz sessize ala basıyoruz. Sessize ala bastığımız zaman da hikayeyi mi yoksa hikaye ve gönderiyi mi gizleyeyim diyor. Buradan hikayeyi gizle seçeneğine bastığımızda o kişi tamamen hikaye kısmında sessize alınmış oluyor. İkinci özelliğimize sıra geldi şimdi. Hemen deneyelim. Bu da zemin rengi, zemine istediğimiz rengi vermek. Story kısmına geliyoruz. Herhangi bir fotoğraf çekiyoruz. Yani çektik böyle bir tane fotoğraf. Fotoğrafı çektikten sonra bu üst kısımdaki kalemi aktif ediyoruz. Daha sonra buradan istediğimiz bir rengi seçiyoruz. Rengi seçtikten sonra zemine parmağımızı basıltıyoruz ve istediğimiz rengi elde etmiş oluyoruz. Bir diğer özelliğimiz süre sınırı koyma, zaman yönetimi. Öncelikle hesabımıza giriş yaptıktan sonra profil kısmına tıklıyoruz. Profil kısmından sağ en üst köşeye tıklıyoruz. Buradan hareketlerin kısmına geliyoruz. Ben şimdi bu telefondan yeni giriş yaptığım için sadece 17 dakika olarak gösteriyor benimkini. Şöyle birazcık daha yakınlaştırayım. Buradan günlük olarak ne kadar süre harcadığınızı görebiliyorsunuz. Burada zaman yönetimi kısmında günlük hatırlatma ayarları var. Buraya basıp ne kadar kullandıktan sonra size hatırlatma yapması gerektiğini belirtebiliyorsunuz. Mesela 2 saat 5 dakika dedikten deyip hatırlatma koy dediğimizde ayarlandıktan sonra size gerekli olan bildirimde bulunuyor. 2 saat oldu, 2 saat 5 dakika oldu şeklinde. Daha sonra hani kullanmak istiyorsanız onu yok sayıp devam edebiliyorsunuz. Zaman yönetimi bakımından bu özellik de oldukça kullanışlı bir özellik. Bir diğer özelliğimiz yazıyı dilediğimiz gibi renklendirme özelliği. Hikaye kısmından dilediğimiz bir fotoğraf yükleyebilirsiniz ya da herhangi bir fotoğraf bu şekilde çekebilirsiniz. Buradan yazı kısmına geliyoruz. Daha önceden yazdığım yazıyı buraya yapıştırıyorum. Yazıyı yapıştırdıktan sonra tümünü seç diyorum. Şimdi bu kısımda istediğimiz bir rengin üzerine basıltıyoruz elimizi. Aynı zamanda da buradan tutuyoruz. Sonra aşamalı olarak bu şekilde kaydırıyoruz. Gördüğünüz gibi yazı, tabi renkler tam oturmadı ama bizim istediğimiz şekilde rengarenk oldu. Bir diğer özelliğimiz beğenmiş olduğumuz gönderileri bulma. Çünkü bazen bir gönderiyi beğeniyoruz, sonra kayboluyor, aklımıza geliyor, arkadaşımıza falan göndermek istediğimizi bulamayabiliyoruz. Bu nedenle beğenilen gönderilerin aslında hepsi bir kayıt altında. Profil kısmına giriyoruz. Profil kısmından sağ üst köşeye tıklıyoruz. Ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmından gördüğünüz gibi burada beğendiğin gönderiler var. Burada bütün beğenmiş olduğumuz gönderiler gördüğünüz gibi liste şeklinde duruyor. Bir diğer özelliğimiz gönderi ve hikaye bildirimi. Bazen hani bazı sayfaları beğenebiliyoruz ya da bazı kişilerin paylaşımları çok hoşumuza gidebiliyor, bize bilgilendirici gelebiliyor ya da farklı bir şekilde ilgimizi çekebiliyor. Onların yapmış olduğu paylaşımların bildirimini alıp anında haberdar olabilirsiniz. Mesela ben buradan girip şöyle bakalım, Serdar Kuzuloğlu'nu ben takip ediyorum. Serdar Kuzuloğlu'nun hesabına girip şu sağ üst köşedeki 3 noktaya tıklayıp bakın burada gönderi bildirimini aç, hikaye bildirimini aç. Burada dediğiniz gibi herhangi birinin bildirimini açabilirsiniz. Bildirimi açtığınız zaman da Instagram hesabınıza bildirim geliyor. Şu fotoğraf yükledi diye. Bakın şurada gönderi bildirimleri açık yazdı. Bu özellikle bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Instagram'ın pek bilinmeyen özellikleri üzerine durmuş olduk.
mutlaka arasında bildiğiniz özellikle de vardır. Videomu beğendiyseniz şuralardan bir yerlerden beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Ayrıca de kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.